Yalan dünya diyor. Niye? Now I would like to welcome founding chairman of SEDEF, Mr. Hasan Topaloğlu, to the stage to deliver his remarks. Şimdi de konuşmasını yapmak üzere Sayın Kurucu Vakıf Başkanımız Hasan Topaloğlu'nu kürsüye davet ediyorum. Savaş sonrasında yeniden yapılanmasında ne şekilde katkıda bulunduğunuz düşüncesiyle yapılan toplantılardan sonra kurulmuş olan Uluslararası Saraybosna Üniversitesi'nde Saraybosna'da yeniden dünya dostluğuna, barışına katkı sağlamak ve bu amaçla dünyanın değişik ülkelerinden gelecek gençlerimizin burada öğretimlerini tamamlayarak hem yeni dostluklarla hem de kardeşlik ve barış duygularıyla kendi ülkelerine dönmelerini sağlamalıyım. Aradan çok kısa bir zaman geçmesine rağmen bu idealimizin gerçekleşmiş olduğunu görmek bizi fazlasıyla mutlu ediyor. Bugün Saraybosna'da Bosna Hersek'te özel üniversiteler ve vakıf üniversiteler içinde öncü bir yol aldığımızı görüyor. Ve Saraybosna'da bizden sonra kurulan dost üniversiteleri de Yunus'un kurucularının bu ideallerine hizmet etmek ettiğini görmekte mutluluk duyuyoruz. Burada okuyan kardeşlerimiz, gençlerimiz kendi ülkelerine giderken hem yeni dostluklar götürecekler hem de dünya barışına katkı sağlayacaklar. Biz kurucu vakıf olarak üniversitemize her türlü yardımı, desteği yapmak için gayret gösteriyoruz. Bu amaçla Kıbrıca'da içinde bulunduğumuz arazi satın alarak kampüs binalarımızı ve yurtlarımızı inşa ettik. İhtiyacın daha fazla olması burada yine yeni inşa edeceğiz. Ancak bu en kısa zamanda halen inşaatı devam etmek olan 11 binden tekrar kapalı alanlı binamızı inşallah da hepimiz Şubat ayında hizmete açmış olacağız. Hizmet binalarımızın bitmesiyle üniversitemizde çalışanların yönetim üyelerimizin daha iyi şartlara dair çalışmalarını sağlamış olacağız. Bununla birlikte öğrencilerimiz daha fazla burs alma imkanlarını da önüne açmış olacağız. Geçen yıl toplam öğrencilerimizin gelirlerini %40'ını tahsil ederek %60'ını öğrencilerimize burs ve ilgi olarak geri bıraktık ve öğrencilerimize hediye etmiş olduk. İnşallah binalarımızın bitmesiyle daha çok üstü öğrenci kabul edeceğiz. Bu yıl ise Çin'den Sudan'a kadar Çak'tan Arnavutlar kadar değişik ülkelerden üniversitemize öğrenci kazandı. Bölgelerinde başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilerimizi kurslu olarak inşallah üniversitemizde okumaya devam edeceğiz. Ve 3 yıl önce bu öğrencilerimiz için ortaya koyduğumuz şartların uygulanmakta olduğunu ve bunların başarıyla birlikte görmekten de mutluluk duyuyoruz. Bu bizi gelecek yıllarda daha çok öğrenci almamızı önüne açacak.
tartışıyoruz. Birinci olarak bu işlere gelir, bu üniversitede okuyan üniversite öğrenciler birçok ülkeden geliyor ve burada ilk defa tanıştıkları değişik öğrenciler arasında kendi ülkelerinin temsilcisi oluyorlar. Burada da bazı arkadaşlarımız, birçok arkadaşımız o ülkeyi ilk defa bu öğrenciyle tanışmış olacaklar ve o ülkeleri bizim öğrenciler üzerinde canlandırmış olacaklar. Dolayısıyla gelen bu öğrencilerimiz kişilik olarak, yaşantı olarak, öğrenci olarak örnek olmalarını istiyoruz ve bunu başarılı bir uyguladığını görüyoruz. İkinci şeyimiz, mutlaka bu arkadaşlarımız derslerinde başarılı olacaklardır ve en iyi öğrenci olacaklardır. Bu şartımız da bu dostlukların ve ülkeler arası kardeşliğin pekişmesi ve gelişmesi için mutlaka boşnak çayı ve Türkiye'yi öğrenmelerini aldırıyoruz. 2 yıl içinde bu öğrenme şartını başarıyla uygulayan öğrencileri gördükçe kutluluğumuzun arttığını da ifade ediyoruz. İnşallah bizim ülkelerinden geliyor. Burada öğretimlerini tamamlayan arkadaşlarımız kendi ülkelerine dönerek ülkelerin gelişmesine, katılmasına ve yeniden şartına katkı bulunacaklardır ve Uluslararası Saraybosna Üniversitesi de dünyada barışı, kardeşliği temin eden bir müessesi olarak gelişerek, büyüyerek devam edecek. Saraybosna'da ve Bosna Hersek'te üniversite olmak bizi tatmin etmiyor. İnşallah yakın gelecekte öğrencilerimizle, öğretim üyelerimizle, idarecilerimizle Balkanlar'da ve Avrupa'da adından söz etmeyen bir üniversite olacağımıza inanıyor. Ben de çok kolay tekrar teşekkür ediyorum. Saygılar. I would like to invite the Turkish ambassador to Bosnia and Herzegovina, Mr. Ahmet Yıldız, to the stage for his remarks. Sayın Büyükelçimiz Ahmet Yıldız'ın konuşmasını yapmak üzere Rusya. Konuşmamış olmam büyük bir özenden kaynaklandı.
Çünkü herhangi bir ülkedeyiz. Söylediğimiz şey hakikaten etki yapabiliyor. Onu görüyorum. Hem iki ileride daldaki özel ilişkilerimiz. Herkesin olan mesafedeki yapıcılığımız. Barış Kurtulama Konseyi'ndeki rolümüz ve NATO temas noktası büyükelçilerimiz. Tabii ki dikkatli olmamız gerekiyor. Ve o tabii ki ondan sonra bana çok eleştiri geldi. Niye yanıt verdiniz? Niye tavır aldınız? İnşallah bundan sonra ülkemizin görüşlerini bundan karşı bir şekilde bile gideceğiz. Ama bu seçim ortamında ben sadece bir şekilde taraf olarak kaçınıyorum. Ben aranızdan erken ayrılacağım. Tekrar hayırlı olsun diyorum. Çünkü hakikaten siyasi günler çok önemli. Sorunlar bile hem bilmiyoruz. Sonra seçim yapılamadı. Bir İstanbul sorunu var. İstişare edelim. Son olarak şunu demek istedim ki Bosna, bana hep soruyorlar burada nasıl? Ben dedim ki Bosna ne kadar iyi olursa biz o kadar iyi olacağız. Siz burada ne kadar başarılı olursanız biz kendimizi o kadar daha başarılı halledeceğiz. Hepinize iyi dersler, başarılar diliyorum. İnşallah öğretim yılı sonunda neticesini almış oluruz hep beraber. Çok teşekkür ederim. His Excellency for his speech. Sayın Büyükelçimize konuşmasından dolayı teşekkür ediyoruz. Now I would like to invite respected Deputy Chairman of Justice and Development Party and former member of the IUS Board of Trustees, Professor Dr. Numan Kurtulmuş to deliver his speech. Şimdi de konuşmasını yapmak üzere Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve eski IUS Mütevelli Heyet Üyesi Profesör Dr. Numan Kurtulmuş Bursa'ya. Değerli rektörlerim, değerli Tölyezi Başkanımız, sevgili genç arkadaşlarımız, Bosna'dan ve diğer ülkelerden değerli kardeşlerimiz, hepinize en içten en kalbi selamlarımla selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti hepimizin üzerine olsun. Bu güzel ülkede, bu güzel şehirde ve bu güzel üniversitede olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade ederek sözlerime başlamak istiyorum. Yıllar evvel 2000 yılında burada ilk olarak bu üniversitenin temellerinin atılmasında acizane bendenizin de karınca karınca katkısı oldu. O günlerde imkansız gibi görünen bir proje adım adım büyüyerek, adım adım gelişerek bugün fevkalade büyük bir kampüsün olduğu bir örnek üniversite noktasına geldi. Bu üniversiteyi daha ileriye götürecek olan sizlerin gayretleridir, sizlerin çabalarıdır. Mezunlarının ortaya koymuş olduğu başarıdır, ortaya koyacağı başarıdır. Ve bu üniversitenin bilimde, kültürde, sanatta, edebiyatta, fende ortaya koyabileceği büyük başarılar, büyük projelerdir. Buraya kadar gelmiş olduğunu görmek, o ilk binasındaki zor şartları, dar ve sıkışık ortamı hatırlıyorum. Oradan buraya birkaç yüz öğrenciden, hatta çok da kolay tedarik edilemeyen maddi imkanlardan bugün buraya kadar gelinmiş olması Allah'ın lütfudur. Ve güzel bir üniversite olarak Balkanlar'da, Saraybosna'da gerçekten bundan sonrasında ışık tutacağını yürekten inanıyorum. Değerli arkadaşlarım, İYUS bir üniversite olmanın çok ötesinde bir kuruluştur. Sadece bir üniversite, hocaları olan, dersler veren, öğrencileri olan, diploma dağıtan bir kurum olmanın ötesinde bizim medeniyetimizin değerlerini Balkanlar'da çok köklü bir şekilde yerleştiren, bu değerlerin burada bu çağın lisanıyla Avrupalılara, bütün dünyaya ulaşmasını sağlayabilecek bir imkanı ortaya koyan bir bilim müessesesi, aynı zamanda bir kültür ve bir medeniyet müessesesi olarak burayı görmek mecburiyetindeyiz. Bu çerçevede üniversite olmanın çok ötesinde hayati bir öneme haiz olduğunu,
Belki bugün içinde yaşıyor olduğumuz dolayısıyla anlamıyor olabiliriz. Ama sizi temin ederim ki aradan 50 sene, 100 sene geçtikten sonra İLSU'nun Balkanlarda ve Avrupa'da yapmış olduğu etkileri inşallah buranın tarihlerini yazanlar, tarihini yazanlar çok açık bir şekilde ortaya koyacaktır. Dolayısıyla bunu gerçekten sadece bir üniversite, sadece bir eğitim kurumu olmanın ötesinde telakki etmenizi, ona göre kendinizi hazırlamanızı, ona göre bu müessesenin içerisinde ruh katmanızı, seviye katmanızı, her birimizin de bu ruhun paydaşı olmanızı tavsiye ediyorum. Ayrıca sadece İUS dolayısıyla değil, Bosna Hersek dolayısıyla da fevkalade önemli bir noktada durduğumuzu ifade etmek isterim. Bildiğiniz gibi bizim medeniyetimizin gelişme aksı batıya doğru yönelmekle ortaya çıkıyor. Ne zaman biz geçmiş medeniyetimizin içerisinde batıya doğru yönelirsek gelişiyoruz, büyüyoruz, güçleniyoruz, kuvvetleniyoruz. Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri bildiğiniz gibi İstanbul'un fethinden sadece 10 yıl sonra 1463'te Bosna Hersek-Hovina'yı fethetti. Burada sadece Müslümanların eline geçen bir ülke olmanın ötesinde 21. yüzyılın dünyasına bile ışık tutacak fevkalade önemli tarihi başarılara imza attı. Kanaatimce bunların içerisinde en önemlisi farklı din ve kültür mensuplarının bir arada barış içerisinde, esenlik içerisinde, dostluk içerisinde yaşatılabilmiş olmasının başarılması. Biliyorsunuz burada Fransızken Kilisesi'ne Fatih Sultan Mehmet Han'ın vermiş olduğu emanname asırları aşan bir insan hakları evrensel beyannamesi niteliğindedir. Orada Sultan Fatih diyor ki, ben işte şuraların, şuraların, şuraların Fatih'i, dünya Hakanı Sultan Fatih. Bu Fransızken Kilisesi'nin mensupları kendi dinlerinde, dinlerini yaşamakta, öğrenmekte, yaymakta, bunların eğitimini almakta özgürdürler. Kim bunların karşısına çıkar, bunların dini özgürlüklerini kısıtlarsa karşısında beni bulur. Bugün bile dünyanın bugün geldiği noktada özellikle İslamofobiya yani İslam karşıtlığının Avrupa'da üst seviyeye, maksimum seviyeye çıktığı bir noktada maalesef Avrupalılar bile Fatih Sultan Mehmet Han'ın göstermiş olduğu bu insan haklarına saygıyı gösterebilir noktada değillerdir. Değerli arkadaşlarım, sevgili öğrenciler, bu aslında sadece Fatih Sultan Mehmet Han'ın şahsından gelmiyor. Bu bizim medeniyetimizin, bizim inançlarımızın temellerinden geliyor. Aranızda Mardin'den gelen arkadaşlarımız varsa, Mardin'de bir müze var, Sabancı Müzesi. Orada Hazreti Ömer'in Süryani Kadim Kilisesi'ne vermiş olduğu bir emanname var ki aşağı yukarı Fatih Sultan Mehmet de aynı emannameden esinlenmiştir. Orada Hazreti Ömer buyuruyor ki bu Süryani Kadim Kilisesi'nin mensupları bizimle aynı haklara sahiptir. İnançlarını yaşayacaklar, inançlarını öğrenecekler, inandıkları gibi sosyal hayatın içerisinde olacaklar. Çünkü diyor ben bunu iki sebepten dolayı böyle söylüyorum. Birincisi onlar da bizim gibi insandır. İkincisi ben peygamberimden böyle gördüm. Bizim insan haklarına verdiğimiz, inanç özgürlüklerine verdiğimiz değerin esası budur. Bizim medeniyetimiz böyle davranır. Ama 21. yüzyıldayız. Artık 21. yüzyılda da bayağı mesafe aldık. Acı bir şekilde görüyoruz ki İslamofobiya bir karanlık oda tarafından maalesef Avrupa başta olmak üzere Amerika başta olmak üzere bütün dünyada planlı bir şekilde yürütülüyor. Adamın birinin aklına esiyor, Peygamber Efendimiz'e hakaret eden karikatür yapıyor. Adamın birinin aklına esiyor, Peygamber Efendimiz'e hakaret eden bir takım romanlar yazıyor. İslam'ın değerlerini, en kutsal değerlerini ayaklar altına alan bir takım ifadeler kullanıyorlar. Ve bunları da ifade özgürlüklerinin içerisine sokarak ne yapalım efendim bunlar ifade özgürlüğüdür diyorlar. Hayır, bunlar ifade özgürlüğü falan değildir. Sevgili gençler, İslamofobiya lafı da yanlış kullanılıyor. Biliyorsunuz fobya, gayri ihtiyari oluşan korku demektir. Yani yükseklik korkusu bir fobyadır, bir korkudur. Karanlık korkusu bir korkudur. Ama bugün yeryüzünde, özellikle batıda yürütülen İslamofobiya, gayri ihtiyari olarak insanların aman biz yükseklikten korktuk gibi İslam'dan korkması değildir. Karanlık büroların bilerek, isteyerek, planlayarak yaptığı İslam'a karşı anti-İslami diyebileceğimiz bir çalışmanın sonucudur. Dolayısıyla bizim bu çerçevede de bu Bosna Hersek'te bizim medeniyetimizin ortaya koymuş olduğu
bu çok kültürlü, çok inançlı ve inançlara saygılı ortamdan bugünün Avrupa'sına, bugünün dünyasına da söyleyeceğimiz, öğreteceğimiz çok şeyler. Dolayısıyla Saraybosna bizim açımızdan tarihi fonksiyonu itibariyle, bugünkü yapısı itibariyle barışı, kardeşliği, dinler arası diyaloğu, kültürler arası yakınlaşmayı, insanların birbirlerinin dinine, diyanetine, yaşam tarzına karışmadan herkesi Hazreti İnsan olarak görmesinin mümkün olduğunu gösteren çok önemli bir laboratuvardır. Bu çerçevede Saraybosna'nın bu kültürel zenginliğini bugüne getirecek, bugünün lisanı içerisinde bunları takdim edecek, bugünün insanlığına sunacak olan da sizlersiniz. Sadece Saraybosna'daki camilerimizi, Saraybosna'daki kiliseleri, buradaki çok kültürlü hayatı görerek değil, aynı zamanda bu çok kültürlü hayatı genişleterek, çoğaltarak bütün Avrupa'ya, bütün insanlığa anlatacak çalışmaları yapacaksınız. Ümit ediyorum ki Uğuz, çok kültürlü araştırmalar, kültürler arası araştırmalar konusunda da önemli. Belki bugün görebildiğim kadarıyla böyle bir merkezi yok. Ama ileride belki bir Interreligious Research Association gibi bir şey kurulabilir. Ya da Interfaith Research Group gibi bir şey kurulabilir. Bunların üzerinden dinler arası, kültürler arasında karşılaştırmalı araştırmaların yapılacağı çok önemli, Avrupa'nın parmakla gösterdiği bir üniversite haline gelebilir. Değerli kardeşlerim, sevgili gençler, tabii bir açılış toplantısı. Serde hocalık olduğu için birkaç temel konuyu da sizlerle paylaşmak istiyorum. İstiyorum ki bugünden geriye birkaç temel konu zihinlerinizde kalsın. Onun için üç noktada çok kısa kısa sizlerle bazı bilgilerimi paylaşmak istiyorum. Bunlardan birincisi, bugün bir büyük bir krizin içerisinde yaşıyoruz. İşte Avrupa'da ekonomik bir kriz var. Finansal kriz var, kültürel kriz var, efendim sosyal kriz var, siyasi kriz var. Dünyanın her yerinde, sadece Avrupa'da değil, dünyanın her yerinde bu krizlerle karşılaşıyoruz. Değerli arkadaşlarım, bu krizlerin iki temel özelliği var. Birincisi, çok boyutlu olması. Hayatın her alanını kapsayan krizler var. Ekonomiden siyasete kadar, her alanda. İkincisi, sadece belli bir bölgeyle, sadece bir ülkeyle kısıtlı değil, bütün dünyayı kapsayan bir kriz olmasıdır. Dolayısıyla bu krizleri küresel bir medeniyet krizi olarak tanımlamak mümkündür. Son 3 asırdır bütün değerleriyle, bütün kurumlarıyla, kuruluşlarıyla dünyayı yöneten modern batı medeniyeti çok ciddi bir krizin içerisindedir ve bu kriz bütün dünyaya yansımaktadır. Dolayısıyla bu krize bir çözüm üretmek sorumluluğu da sizlerin boynunuzun borcudur. Sizlerin omuzlarınızdaki büyük bir insanlık görevidir. Bu krize çözüm mevcut modern batı medeniyetinin içerisinden çıkmayacaktır. Bu krizlere karşı çözüm bizim medeniyetimizin, bizim kadim medeniyetimizin değerlerinden çıkacaktır. Dostluğu, dayanışmayı, vefayı, kardeşliği, ihsanı, paylaşmayı, yardımlaşmayı esas alan yeni değerler üzerinden yeni bir dünya kurulması mümkündür. Bunu sağlayacak olan değerler, bunu sağlayacak olan birikim, bunu sağlayacak olan tarihsel tecrübe ve bunun kültürel altyapısı sizin medeniyetinizin kodları içerisinde mevcuttur ve hangi mesleği yapıyor olursanız olun, ister fizikte, ister mühendislikte, ister efendim ekonomide, ister işletmede, ister political science'da, nerede okuyor olursanız olun, sonuçta üzerinde odaklanmanız gereken en temel meselelerden birisi, nasıl olur da bugünkü küresel medeniyet krizini ben çözerim, onun çözümüne ilişkin bizim medeniyet değerlerimizin sunacağı hangi fikirler vardır, hangi çözümler vardır diyerek bunun üzerinde odaklanmamız lazım. Özellikle sizlerin, gelecek nesillerin öncüsü olacak olan sizlerin, özellikle bu küresel krize cevap üretecek, sorunlara cevap üretecek çözümlerin üzerinde durmanız en az dersleriniz kadar önemli bir vazifenizdir diye inanıyorum. Tabii bu yeni çağın sorunlarına karşı cevap üretebilmek için gerçekten nitelikli bir insan potansiyelini ortaya koymamız gerekiyor. Şunu söyleyeyim, ben yıllardır üniversite hocalığı yapan birisi olarak söylüyorum. Üniversiteye girip de diploma almamış kimse yok. 4 sene yerine 5 senede bitirirsiniz, 6 senede bitirirsiniz, 10 senede bitirirsiniz diyelim. Ama sonuçta üniversiteyi bitirirsiniz. Mühim olan üniversiteyi bitirmek, eyvallah mühim. Bu mesleğiniz için, başarılı olmanız için çok gerekli. Ama sonuçta üniversiteyi bitirdiğiniz zaman hangi vasıflarla hayata çıktınız?
esas olan temel mesele budur ve özellikle yeni çağın küresel sorunlarına karşı cevap üretebileceksek bizim genç insanlar olarak, bizim medeniyetimizin genç bağlıları olarak, bizim medeniyetimizin genç öncüleri olarak hangi vasıflara sahip olmamız lazım? Müsaade ederseniz bununla ilgili çok önemli gördüğüm dört hususu sizle paylaşmak isterim. Birincisi bilgi sahibi olmaktır. Modern çağın sorunlarına cevap verebilmek için bilgi sahibi olmak zorundasınız. Bilgiyi derken sadece enformasyon kitap üzerindeki bilgiden bahsetmiyorum. Üç tür bilgiye ihtiyaç var. Birincisi dünyanın bilgisi. Dünyada ne oluyor, ne bitiyor, kim, ne yapıyor, neler gelişiyor bunları bilmemiz lazım. İkincisi bizim medeniyetimiz dünyaya ne söylüyor? Bizim medeniyetimizi, bizim değerlerimizi, bizim oluşturduğumuz inançlarımızdan oluşmuş olan bütün bu medeniyet değerlerini bilmemiz lazım. İkincisi bu. Ama yetmez. Üçüncüsü ve bugün modern dünyanın, daha doğrusu postmodern dünyanın en büyük ihtiyacı olan şey kendini bilmek. Kendini bilmek. Yani bizim kadim medeniyetimizde buna irfan derler. Her şey yazıyor. Dünyada bugün kim bir cümle laf söylediyse internete akşam girin karşınıza çıkıyor, öyle mi? Kim ne yazdıysa bir satır yazdıdır ortada. Bilginin bol olduğu bir dönemdeyiz ama insanların dingin olmadığı, içlerinin içlerini kemirdiği bir dönemde yaşıyoruz. Ve bilgi çağı dediğimiz çağ. Her şey var, her türlü bilgi var. Ama irfan yok. İrfan, dünyayı bilmek, kendi medeniyet değerlerimizi bilmenin ötesinde, bunun ötesinde bir şey. Kendini bilmek. Kim kendini bilirse, Rabbini bilirse kendini bilir. Kim kendini bilirse Rabbini bilir. Ne bugünkü dünyadaki insanların dingin olmamasının sebebi bilgi eksikliği falan değil. Bilgi var. İstemediğiniz kadar bilgi var. Ama kendini bilmek olmadığı için bir huzursuzluk var. Tatminsizlik var. Dingin değil. Sürekli kavga ediyor. Kendisiyle kavga ediyor, toplumla kavga ediyor, çevreyle kavga ediyor, kainatla kavga ediyor. Adam uzaya Challenger diye bir araç gönderiyor. Adı Challenger, meydan okuyan. Yetmiyor, dünyayı fethetmek yetmiyor. Uzayı fethetmesi lazım. Uzayı fethetmek yetmiyor, Tanrı ile kavga etmesi lazım. Challenger. Ama bizim medeniyetimize dönüp baktığınız zaman, inşallah Endülüs'e gidersiniz, gitmeyenlerinize tavsiye ederim. Dünyanın en büyük medeniyetlerinden birisi Endülüs Emevileri. Onun üstüne bir sanat, edebiyat, estetik o seviyede bir büyük bir medeniyet dünyada kurulmadı. Dünyanın en güçlü, en hakim devletlerinden birisi zamanında ama Elhamra Sarayı'nın bütün sütunlarının dört tarafında La Galibe illallah yazıyor. Kim olursan ol, ne olursan ol, dünyanın hangi büyük devi olursan ol, Allah'tan başka galip yok. Bu büyük bir dinginlik veriyor. Bu büyük bir iç coşkusu veriyor. Büyük bir alemle insanlar arasında uyum ortaya koyuyor. İşte bu çerçevede biz dünyayı, kendi medeniyetimizi ve kendimizi bilmek zorundayız. Teorik olarak bir insan dünyadaki her türlü bilgiye var olan, üretilmiş olan bilgiye sahip olabilir. Böyle bir insan var mıdır? Herhalde yoktur ama teorik olarak olabilir. Dünyada üretilmiş olan bütün bilgilere sahip olsanız dahi sizin bilginiz Allah'ın bilgisinin karşısında okyanusun içinde bir damla mesafesinde. Onun için bizim muhteşem bütün büyük alimlerimizin hepsi fizikte, astronomide, tıpta, İslami ilimlerde kitaplarını yazmışlar, yazmışlar. En sonunda da bir cümle yazarlar. Biz bunları anlattık ama gerçeği Allah biliyor. Allahu alem bi muradihi diye bitirir. Bundan ne kastedildiğini, bunun gerçeğinin ne olduğunu ancak Allah bilir. İşte ancak böyle bir ilim kendisine faydalı, insanlara faydalı ve bütün kainata faydalı bir ilim haline gelir. Yoksa kendisiyle, diğerleriyle, efendim sürekli rekabet eden, çatışan, diğerlerinden üstte olmaya çalışan bir ilim haline döner ki bunun hiçbir faydası yok. Birincisi, sizin sahip olmanız gereken şey bilgidir. İkincisi, inançtır. Bunları yan yana koyuyorum. Öncelik sıralamasına göre sıralamıyorum. Bilgi, inançtır. Gerçekten sağlam bir inanç sahibi olmak, bu sağlam inançla dünyaya ve olaylara bakabilmektir. Üçüncüsü, bunu fazla hepiniz biliyorsunuz, detayına girmiyorum. Üçüncüsü hikmettir. Hikmet de bugünün dünyasında çok az bulunan bir şeydir. Hakim insan dediğimiz, hikmetli insan dediğimiz.
Hikmet dört tane doğrunun yan yana gelmesidir. Bir araya gelmesidir. Doğru söz, doğru zaman, doğru mekan, doğru insan. Doğru sözün doğru zamanda, doğru mekanlarda, ortamlarda, yöntemlerle doğru insanlar tarafından söylenmesidir. Adam ne hikmetli bir iş yaptı. İşte hanımefendi ne kadar hikmetli bir davranışta bulundu. Ne kadar hikmetli bir söz söyledi derken aslında bu dört doğruyu bir araya getirmeyi başardı demek istiyorum. Öyle adam vardır ki doğru sözü söyler ama o söz o adam söyledikten sonra o sözün bir daha söylenme imkanı yok. Onun için özü doğru, sözü doğru olmak diye bir laf var bizim medeniyetimizde. Dille kalp aynı çalışacak. Zihinle kalp, dil aynı çalışacak. Bunların hepsi birlikte çalışırsa hikmet ortaya çıkar. Hazreti Mevlana buyuruyor ki, o adama şaşarım diyor. Sürekli gülün güzelliklerinden, gülün kokusunun muhteşemliğinden bahseder. Ama kendisi sarımsak yemiş, etrafındakilerine sarımsak kokusunu gösterir. Yani kalbi, zihni, kafası, gönlü başka çalışıp dili başka çalışanlar hikmet sahibi olamazlar. Dört doğruyu bir araya getireceğiz. Ya da doğru söyle. Bizde Türkçe'de vardır ya, her doğruyu her yerde söyleme. Bu yanlış bir şey. Doğruyu her yerde söyle de doğru bir şekilde söyle. Yani selamünaleyküm kör kadı demek var. Kadı Efendi Hazretleri gözünüzün biri şehla demek. İkisi aynı laf ama doğru bir üslupla söyleyeceksiniz, doğru bir ortamda söyleyeceksiniz. Üçüncüsü hikmettir. Bilgi sahibi, inanç sahibi, hikmet sahibi yeter mi? Çağın sorunlarına cevap vermek için hayır yetmez. Dördüncü bir özelliğimiz daha olması lazım. O da aksiyon sahibi olmak. Eylem sahibi olmak. Yani hikmetli, irfan sahibi bir adam, bilgi sahibi bir adam. Allame-i Cihan bir kenarda oturuyor. İnsanlığa hiçbir faydası yok. Hayrun nas enfa'uhum dinnas. Yani hayrukum, yani sizin en hayırlınız insanlara en hayırlı olanınız. Bir kenarda oturan, efendim bir kenarda duran değil. İnsanlara en hayırlı olmak, insanların hayrına, faydasına, sadece Müslümanlar için demiyorum, insanlara en hayırlı olmak. Zaten bizim medeniyetimizin en temel özelliği ey insanlar diye söze başlamasıdır. İnsan, her bir insan Allah'ın kainattaki yaratışının bir özetidir. Bir küçük mikrokozmosdur. Her bir insan alemin en şerefli varlığı. Dolayısıyla biz insanlara hayırlı olmak için çalışacağız. Bu da aksiyondur. Bilgi, inanç, hikmet ve aksiyon. Ancak bunlara sahip olan, bu dört özelliğe sahip olan insanlar bizim medeniyetimizin değerlerini bu çağın sorunlarına cevap vermek için bir imkan olarak kullanırlar ve önümüzdeki çağa ilişkin görüşlerini dile getirebilirler. Değerli arkadaşlarım, sevgili gençler, bir kısmınız yeni başladınız, bir kısmınız bu hayatınızın, eğitim hayatınızın belli merhalesini geçtiniz. Aşağı yukarı ortalama hazırlığı, hadi tanıma, buraya yerleşme zamanı olarak kabul edelim. Önünüzde 4 yıllık, yeni başlayan arkadaşlar için 4 yıllık bir süre. Demin ifade ettiğim gibi tabii ki buradan alacağınız diplomalar önemli. Bu diplomaları en üst derecelerde alabilmeniz o da önemli. Ama yılların tecrübesi içerisinde söylemek isterim ki bu diploma kadar önemli gördüğüm ayrıca 4 tane meseleyi de 4 tane gücü de elinize alarak üniversiteden mezun olmanızı tavsiye ederim. Bunlardan bir tanesi çift dil. Bir doğu bir batı dili. Güzel bir İngilizce öğreniyorsunuz. Bu çok güzel bir imkan. Ama mutlaka bu 4 yılın içerisinde bir doğu dili de öğrenmenizi tavsiye ederim. İnşallah çoğunuz Boşnakça da öğreneceksiniz. Bir kısmınız burada Boşnak kardeşlerimizle evleniyorsunuz. Bu lisan öğrenmenizi daha fazla, daha hızlandırıcı bir faktör. Ama sonuçta burada inşallah çok iyi bir İngilizce, iyi bir Boşnakça ile buradan ayrılacaksınız. Bu 4 yılın içerisinde ümit ediyorum ki çok rahat bir şekilde bir başka doğu dilini, Arapça, Farsça, Rusça, Çince gibi bir dili öğrenmeniz mümkündür. Ya nereden öğreneceğiz demeyin. Bir hocamızın oğlu vardı bundan yıllar evvel. Bilkent'te matematik okudu. Master yapmak üzere Güney Kore'ye gitti. Aradan birkaç sene geçti. Bizim Sevgi Hanım'ı aradı. Dedi Sevgi abla, Koreli arkadaşlarım var. Onları dedi bir iftar yemeğine getirebilir miyim? 8-10 kişilik bir Koreli grupla geldiler. İftar yemeği yaptılar bizde. Bizim arkadaşımız, kardeşimiz Kore'ye gitmiş, aradan birkaç sene geçmiş, çok uzun bir sürede değil.
Kore Devlet Televizyonu'nda sunuculuk yapacak kadar Korece biliyor. 2500 tane şekilden oluşan bir alfabesi var Korece'nin. Yani evet, belki onun özel bir kabiliyeti var ama şunu söylemek istiyorum. En zor zannedilen lisan bile rahatlıkla öğrenilebilir ve en üst seviyede bu lisandan istifade edilebilir. Birincisi budur. En az diploma kadar önemli gördüğüm hususlardan birisi bu. İkincisi entelektüel birikimdir. Bu çağın insanı, bu çağın genci, siz kendinizi test edin, günde kaç saatinizi internette geçiriyorsunuz? Bu internetin kaç saatini faydalı bir şekilde geçiriyorsunuz? Günümüzün insanı maalesef gördüğü ve duyduğu şeyleri ile hareket ediyor. Ve aslında bilgi çağı dediğimiz bu çağda bilmemizin çok da lüzumu olmayan birçok şeyi öğrenmek durumunda kalıyoruz. Zihnimiz böyle bir şey gibi, sepet gibi doluyor. Ama maalesef bilgiye kolay ulaşımla birlikte, bu sadece bizim için değil, bütün dünyada bu böyle, entelektüel seviyede ciddi şekilde düşüyor. Bunun için sizlerden istirhamım, özellikle yani bunu belki hocamız, rektörümüz bunu organizasyonları falan da yapması lazım. Mutlaka gruplar kurarak kitap okumanızı, hangi kitabı okursanız okuyun. Ama kitap okuyup, müzakere edip bunları tartışmanızı istirham ederim. Ayda bir kitap okumak okur yazar olmanın şartıdır. Ayda bir kitap okumuyorsanız okur yazar değilsiniz. Sadece yazarsınız. Ayda bir üniversite öğrencisinin ayda en az iki kitap okuyup karşılıklı olarak tartışması gerekir. İki kitap okusanız senede ne eder? 24 kitap eder. 24. 25 değil, 4 senede 100 tane kitap eder. 100 tane kitap dediğiniz şey de şu genişlikte 3 raf kütüphanedir. O kadar. Bunları mutlaka kitap okumanızı, tartışmanızı, beşerli, onarlı gruplar halinde bunları yapmanızı tavsiye ederim. Bu size fevkalade büyük bir entelektüel derinlik kazandıracaktır. Eğer bunu yaparsanız sizi temin ederim ki bunu yapmayan bütün akranlarınızdan çok daha ileride olacaksınız. Üniversiteyi bitirdiğinizde. Üçüncüsü, bir araştırma nasıl yapılır? Bu üniversitede bu imkanlar var. Bu araştırmayı en yüksek düzeyde ileri teknolojiyi kullanarak hiç bilmediğiniz bir konuda bile artık çok şükür istediğiniz bilgi önünüze çok rahat bir şekilde geliyor. Bu bilgileri alarak bir araştırmanın nasıl yapılacağını bu 4 yıl içerisinde öğrenmeniz lazım. Bununla ilgili hocalarınız zaten ödevler veriyorlar, sunumlar veriyorlar vesaire. Ama kendi gruplarınız arasında diyelim beşerli, onarlı öğrenci grupları yapın ve gruplarda her biriniz kendi aranızda şart koşun. Arkadaş, bir araştırma yapmadan mezun olmayacaksınız. Bunun da size çok büyük bir güç verdiğini göreceksiniz. Son olarak herhangi bir konuda sunum yapabilir. Marifet çok söz söylemek değil, az sözü kısa zaman içerisinde karşı tarafa göstermektir. Bunun için de ideal olan 20 dakika içerisinde bir konunun karşısında o konuyu hiç bilmeyen insanlara anlatılabilecek şekilde sunulabilmesidir. Çift lisan, entelektüel birikim, ayda en az iki kitap, karşılıklı müzakereyle iyi bir araştırma yapmak, en azından bir tane araştırma yapmak derslerinizin dışında söylüyorum. Ve sonuçta araştırdığınız bir konuyu 20 dakika içerisinde arkadaşlarınıza sunabilmek. Bunu da yaptığınız zaman sizi temin ederim ki bu dördünü yaparsanız ikinci diploma bulur. Hatta zaman içinde göreceksiniz ki birinci diplomanızdan, yani okuldan aldınız hocam kusura bakmayın, okuldan aldığınız diplomadan daha değerli olduğunu göreceksiniz. Ben bunları sizlerle paylaşmak istiyorum. Gerçekten Allah bir imkan verdi. Burada güzel bir üniversitede, güzel bir öğretim kadrosu içerisinde. Hakikaten çok keyifli, çok güzel, zarif bir şehirde. Bu şehrin her şehrin bir havası vardır ama bu şehrin ayrı bir ruhu var. Benim kaçıncı gelişim? Her gelişimde o ruhu hissediyorum. Sadece bize benziyor olmanın, bir Bursa, bir Edirne, bilmem bir Kütahya vesaire oluyor olmanın ötesinde bir şehir Saraybosna. Her taşı yaşıyor bu şehrin. Bu şehrin her ağacı yaşıyor. Her ağacı size bir şey söylüyor. İnsanlarının zarafeti, bu şehrin güzelliği, mükemmelliği, bu şehrin tarihi önemi, demin kısaca ifade etmeye çalıştım. Ve bu şehirden bütün Avrupa kıtasına yayılan bizim medeniyetimizin o silinmez izlekleri, bütün bunların hepsi Saraybosna'yı benim açımdan en az İstanbul kadar değerli hale getiriyor. Sizler için de aynı şekilde olduğunu ümit ediyorum. Dolayısıyla bu şehirde dolaşmak bile insanın kültürünü artıran bir şey. Sokaklarında boş boş dolaşmak bile insanın kültürünü artırıyor. İnsana büyük bir ruh enginliği veriyor. Burada inşallah bu
köprüyü çok iyi bir şekilde kurdunuz. Bu köprünün gelişerek devam etmesi lazım. Gazi Hüsrev Beylerin, Ayvaz Dedelerin, Ferhat Paşaların, burada bulunan eski müderrislerin, Osmanlı Paşalarının, burada görevde bulunmuş olan insanların hepsinin tarih boyunca sürdürdüğü, kurduğu bu ilgiyi, bu alakayı, bağı sizler kurdunuz. Burada bol miktarda, son olarak şunu söyleyeyim, bol miktarda dostluklar edindim. Ben iki şey söylüyorum, onu da söyleyerek bitireyim. Para biriktirin demiyorum size. Allah verirse olur, vermezse ne yapalım? Ama adam biriktirin. Dünyanın en zor şeyi adam biriktirin. Adam derken kadınları da kastediyorum yani. Sadece adamlar var. Cinsiyet olarak söylemiyorum. İnsan biriktirin. Dost, arkadaş. En zor şartlarda sırt sırta vereceğiniz ve birçok meselenin içinden beraber çıkabileceğiniz bir dostunuz. Ne kadar çok dostunuz, ne kadar çok arkadaşınız olursa o kadar çok sizin hayatınıza katkısı olacak. Arkadaş biriktirin, adam biriktirin. Çünkü hayatın sonraki yılları, işte evleneceksiniz, okulu bitireceksiniz, iş kuracaksınız, çok daha hareketli bir hayatınız olacak. İstemediğiniz bir sürü meşakkat sırtınıza binecek. Bütün bunlarda zaten adam biriktirme imkanınız olmayacak. Yalnız da etrafınızda kim varsa onlarla iş yapacaksınız. Ama şimdi insanları seçme imkanınız sizleriniz. Dostlarınızı seçin. Çok sayıda insanınız olsun. İlla her dostunuz, her arkadaşınız %100 sizinle aynı fikirde, aynı hayat tarzı içerisinde olması gerekmiyor. Bırakın size fikir olarak en aykırı adam olsun. Ama adam gibi adam olsun. Yaşam tarzı itibariyle size en aykırı birisi olsun. Ama adam gibi birisi olsun. Haza insan dediğimiz, Hazreti insan dediğimiz insan olsun. Adam biriktirin, bunu çok ciddi şekilde sizlere hatırlatıyorum. İkincisi, kendinizi inşa edin. Binaları inşa edin, köprüleri inşa edin falan demiyorum. Kendinizi inşa edin. Nasıl olacağını demin söyledim. Çok zor bir şey değil bunlar. Sadece zamanınızı, vaktinizi düzenli bir şekilde kullanmayı gerektiriyor. İnsan biriktirip kendinize inşa eder. Buradan diplomanızı alıp bu söylediklerimizi de gerçekleştirirseniz 21 yaşında, 22 yaşında neyse hayata böyle zımba gibi, civa gibi başlamış olan genç kızlarımız ve genç erkeklerimiz olarak Allah'ın izniyle hem Türkiye'nin yüzünü artacaksınız, hem İslam dünyasının yüzünü artacaksınız, hem inşallah bütün insanlığın elini güçlendirecek çok güzel işlere imza atacaksınız. Allah yardımcınız olsun. Allah korktuğunuz bütün şeylerden sizi korusun. Umduğunuz bütün güzelliklere eriştirsin diyorum. Hepinize başarılı, huzur içerisinde geçen bir akademik yıl diliyorum. En kısa zamanda buradaki çalışmalarınızı başarıyla tamamlamayı, hayata başarılı ve güçlü bir şekilde çıkmayı, bu dünyada ve öte dünyada Allah'ın sevdiği, razı olduğu, işte benim kulum dediği kullardan olmanızı diliyorum. Hepinize başarılar diliyorum, hayırlı günler diliyorum. Öğretim yılınız hayırlı uğurlu olsun. Because this special, you know, the plant was designed
our faculty, design by our faculty, and made by our staff and also students. And I would like to share it. Thank you.